Esra'cığım. Canım hocam. Canım hocam. Ettiğin yerlere lazerle her zaman yaptığım gibi bir 10 dakika sana uygulama yapacağız. Yeni tedavi. Daha evvelden dedektör yardımıyla sapladığım patolojik alanları. Tanısı bizden önce konmuş trigeminal nevralji. Aslında çok da tanısını yani neden olduğunu bilmediğimiz bir rahatsızlık, sinir ağrısı. Bana geldiğinde açıkçası eşi getirmişti bundan 1,5 sene önce ve konuşamıyordu. O kadar o gün ağrısı vardı. Zaten nevralji hastaları bilirler. Yani konuşamayacak çünkü konuştuğumuz zaman her an bir ağrı gelecek, sızlayacak gibi hissederler. Bir şey yiyemiyordu. Hani su içerken bile, çorba içerken bile zorlanıyordu. O görüntüyü hiç unutmuyorum. Çünkü bize acil olarak gelmişti. Yani o kadar çaresizdi ki hem ağlamaklı, çünkü canı çok yanıyordu. Hem de mevcut yerde çok ciddi ağrısı ve beynine kadar gittiğini düşündüğü o ağrısı vardı. Biz akupunkturla Esra Hanım'ı bu sürece davet ettik. Uzun sürede zaten iyi gitti. İlaçlarını peyderpey azaltarak güzel bir yolculuğumuz oldu bu süre içerisinde. Kendisi de fayda gördü. Tabii asıl olan burada ömürlük tedavi nevralcisinin inşallah belli dozlarla yani ilaç bile kullanıyor olsa ilaç dozunun daha minimal düzeyde tutmak. Keşke mümkün olsa hiç ilaç almadan bunu tamamlasa. Akupunkturla hem iğneli tedavi yöntemi hem de lazerle bir işlem yaptık. Burada ben özellikle geleneksel Çin tıbbına ait çok da hekimler tarafından belki bilinmeyen çok subjektif bir muayene yöntemi olmakla beraber söylemekten kaçınmayacağım nabız muayenesi var. Nabız muayenesi ve dedektörle daha objektif bir muayene yöntemi olan dedektörle kulaklarını taradım. Sinyaller aldığımız yerlere uygun metalleri yani biz gümüş, altın ve çelik iğne kullanıyoruz. Kulakta ve vücudun belli başlı yerlerinde ve özellikle de problemli olan yüz bölgesini o iğneli tedavi yaparak hem bir sedasyon dediğimiz sakinleştirme etkisi yarattık. Hem de eğer bir enflamasyon, bir iltihabi durum varsa onu baskılamak adına. Hem de ağrı kesici özelliğinden yararlandık akupunkturun. Bir de bir teknoloji var ki lazer akupunktur. Aslında yine akupunktura bir alternatif bir yöntem. Çünkü biz lazer akupunkturu bu arada onu da söyleyeyim. Çocuk hastalarımıza veya erişkinlerde iğne fobisi olanlara da kullanabiliyoruz rahatlıkla. Bu arada da hamile kaldı. Hatta bence bu çok daha mucize oldu. Çünkü epilepsi ilaçları kullandığı için bir takım olumsuz düşünce ve duyguları da vardı konuyla ilgili olarak. Sürekli bir ilaç kullandığı için. Ama çok şükür hem bir evlat sahibi oldu bu süre içerisinde. Yani nevrajisini tedavi ederken biz bir de bir oğlumuzu kazandık. Bu çok sevindirici bir şey oldu bizim için de. 2 sene evvel trigeminal nevraj teşhisi bana kondu. Belli bir dozla ilaç almaya başladım. Fakat ilacın dozu düzenli olarak artıyordu. Daha sonrasında artık yüzümü yıkayamaz, çenemi kıpırdatamaz hale geldim ilaç almama rağmen. Bir pozisyonda çaresizce internette arayışta bulunurken Berna hocamı bulduk. Ve ben buraya çok acil bir vaka olarak geldim. Sağ olsun hiç kırmadı beni hemen aynı gün, sancılarımın olduğu gün kabul etti. Ve akupunktur tedavisine başladık. Akupunktur tedavisine başladıktan sonra yaklaşık bir ay içerisinde öncelikli olarak ben sigara kullanan bir insandım. Sigara kullanımını da bıraktım. Daha sonrasında 2,5 aya varmadan ilacım kademeli olarak azaldı ve ben hamile kalmak istiyordum. Bu süreçte 2,5 ay sonra ilacı tamamen bitirdikten sonra hamile kaldım. Ve 9 aylık bir süreç boyunca hiçbir şekilde ilaç kullanmadım. Şu an 3 aylık bir bebeğim var.